Arkadaşlar, tekrar bir sistem ünitesinde çok beklenen bir ünite olduğundan dolayı bütün heyecanımla karşınızdayız. Fatih arkadaşım ve ben yayındayız. Bugün size bir şey söylesem inanır mısınız? Bugün anlatacağım sistemle ilgili özelden en az 10 kişi yazdı arkadaşlar. Ve ne kadar zamana dayanan bir şey biliyor musunuz? En az 2 aydan beri usta bu sisteme ne zaman gireceksin? Usta bu sisteme ne zaman gireceksin diye arkadaşlardan büyük bir rica oldu. Normalde ben bu sistemi anlatmayacağım halde bunu öne taşıdım arkadaşlar. Şimdi sistem derken şuradan bahsetmek istiyorum. Bir iki tane abonemden şöyle bir yazı geldi. Dedi ki bana, iyi de dedi başka sistemler var. Yani biz bu sayıları başka sistemlerle de alabiliriz diye. Güzel bir soru yani, mantıklı, zeki bir soru. Arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum bunu sorduklarından dolayı. Ama şunu söylemek isterim arkadaşlar. Yani bu sistem ünitesini normalde açmayacağımı söylediğim halde şunu belirttim size. Dedim ki bakın, Murat Gökmen'in yaptığı sistemleri size vereceğim. Neden biliyor musunuz? Abi bu konuda da tevazu yapmayacağım ya. Yani tevazu güzel bir şey. Ama haklıya da hakkını vermek lazım diye düşünüyorum. Yani ben abi bunca yıllık birikimden sonra, yüzlerce sistemi denedikten sonra en doğrusunu bulduğuma inanıyorum. Yani acizane kendim için. Bunu da sizle paylaşıyorum. Ve bugün de aynen öyle bir sistemi paylaşacağım sizle. Kolaylaştırılmış halini vereceğim. Aynı bir çocuk gibi. Tamam mı arkadaşlar? Bu böyle bir girizgahtan sonra size şimdi örnekleri veriyorum. Dersimiz başlıyor. Arkadaşlar bugün anlatacağımız sistem falsosuz bir sistem. Falsosuz bir sistem ama neden elzem? Şundan dolayı elzem. Bu sistemi vurduktan sonra kesinlikle arkasına pozisyon oynuyorsunuz arkadaşlar. Yani bir hazine hükmünde bana göre. Arkadaşların da bana zaten usta bu sistemi neden giriyorsun diye ısrar etmelerinin sebebi bundan kaynaklanıyor. Hem zor ama bana göre bir gerçekten ufak çocuğa anlatılır gibi anlatacağım size. Sistemin meselesi şu. Uzun ve kısa arkadaşlar. Nasıl ineceğiz? Puanlamaları verelim Fatih'cim ilk önce. Verelim mi kardeşim? Puanlamalarımız şöyle. Birinci melek 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 ve orta melek 60 alıyoruz arkadaşlar. 60 aldık. Arkadaşlar size şeyi anlattım. Çıkış puanlarını anlattım. Topun sayı olacağı yer %10'luk prosentini, yani %10'luk yüzdesini aldığımızda topun iniş yeri belirleniyor. Ama atış puanlarını vermem gerekirse o da şöyle arkadaşlar. 10, 20, 30, 40, 50, 50'ye kadar geliyoruz. 60, 70, 80, 90 diye belirleniyor arkadaşlar. Ondan sonrası zaten gerek kalmıyor. Ha gerek kalırsa eğer mutlu edecekse sizi, burası da 100 arkadaşlar. Tamam mıdır? Yani 50'ye kadar geliyoruz. 60, 70, 80, 90, 100. Bunlar da atış puanlarımız arkadaşlar. Burada yapmamız gereken puanlamaları söylüyorum size. 60'ı oraya aldık. Şimdi ben öyle enteresan bir şey var ki %10 sistemi diyorum ben. Böyle kombinledim arkadaşlar. %10. Nasıl? Şöyle.
Buradaki sistemin özelliği ne biliyor musunuz? Buradaki sistemin özelliği %10 sistemi diyorum ben bunu arkadaşlar. %10. Nasıl %10 usta? Şöyle %10. Çok kolay, çok kolay. Arkadaşlar dediğim gibi buradaki ana yapmamız gereken şey bizim sadece burada elzem olan bizim çıkış noktamız arkadaşlar. Çünkü çıkış noktasını bulduğumuzda hem iniş noktası hem de atış noktası kendi belirleniyor. Ben de size bunları göstermek için örneklerimize başlıyoruz. Arkadaşlar, birinci örneğe başlıyoruz. Birinci örneği anlatmam için sıra sıra gideceğim ki tamamen anlayın, onu iyice kanalize edin arkadaşlar. Şimdi ne dedik uzun manttaki ölçü birimine? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60. 60. Şimdi baktım, bakın. 5, 10, 15, 20. Gördünüz mü? 20. Bak. Anlamanız için böyle gösteririm size. Bakın 20. İlk önce yapacağımız bu sistemde topumuzun yerini tam bulmak. Bunun yerini tam bulmak. Evet, bunu buldunuz mu? Bulduk. Şimdi geldik. Nereye geldik? Sayının olduğu yere geldik. Şimdi sayı 2, sayı 4'te. Ne yaptı? 24. Neden? Çünkü 20'nin %10'u kaç arkadaşlar? 2. Birinci benek 2, ikinci benek 4, üçüncü benek 6, dördüncü benek 8 oluyor. Şimdi ben baktım, sayı 4'te. Tamam mı? Bu sefer ne dedim? 20 artı 4, 24. Bakın. Şurada şöyle koyayım. Beni görmesine gerek yok. 24. Bakın görüyor musunuz? 24. Geliyorum. 24'e arkadaşlar atıyorum. Bakın çift turnike. Ya da tek turnike. Şimdi öteki örneğe geliyorum. Tam anlamanızı istiyorum çünkü. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi 35'i bulduk ya. Şimdi 35'in %10'u ne yapıyor otomatikman? 3,5. Sayıda 3,5, 7, 10,5, 35, 45,5. Gördüğünüz gibi Somokyo'yu da 45,5'a koydum ki tam anlayın diye. Şimdi 45,5 ama bakın. 45,5'u şöylemesine görüyorsunuz değil mi? Bakın arkadaşlar. Alıyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? 45,5'a atıyorum. 45,5'a attığımda kalan sonuç bu. Şimdi ikinci örnekte gördüğünüz gibi bunu yaptık. Anlamanızı şundan, tam anlamanızı şurada istiyorum. Ne istiyorum biliyor musunuz? Artık buradaki tercih size kalmış. Ya sayıyı gerçekten alacaksınız ama her halükarda sayı oluyor bana göre. Ya da kullanımını ince atıp burada ona göre yapabilirsiniz. Diyelim sayı şöyle oldu arkadaşlar. Bak sayıyı böyle alalım. Tamam mı? Usta sadece işten mi atılıyorsunuz? İşten mi attığınız pozisyonlar var derseniz benim size göstermek istediğim arkadaşlar top şöyle pozisyonlardayken. Şimdi bundan sonra gelecek olan sistemi size onu anlatacağım. Şimdi mesela top şöyle kalmış. Siz şurada iniyorsunuz. Bakın. Şöyle bir şey kalmış. Tamam burada bu sistemle size söyleyeyim mi? %100 çalışıyor. %50, %70 değil arkadaşlar. %100. Bakın. 5, 10, 15, 20. Bakıyoruz. Hop. Topum. Alın şöyle yapayım da tam netleştireyim. Top 20'de. Sayı kaçta? 2, 4, 6. Ne etti? 26. Koyalım 26'ya. Bak. Gördünüz. Kendiliğinden çıkıyor. Arkadaşlar bakın. Sadece topa gelip var ya o kadar basit ki kırmızıya dikkat edin aynı zamanda. O kadar basit ki geliyorsunuz. Şöyle 26'ya vuruyorsunuz. Bakın.
Çocuk oyuncağı gibi. Ha, başkaları atılabilir mi? Üçüncü örnek, bakın gösteriyorum size. Hangi açılarda biliyor musunuz? Şu açıda atamazsınız arkadaşlar. Gösteriyorum bakın. Ha, bilardoya dair her şey var derken buradan bahsediyorum. Anlatan böyle anlatmaz. Bu açıda body gitmez. Onu da göstereceğim size. Bundan sonraki sistemde onlar var arkadaşlar. İstediğiniz gibi öğrenebilirsiniz. Ha, isterseniz şöyle de yapabilirim. Benim kullanımımı gösteriyorum ya size bakın. Diyelim açı bu kaldı. Gördünüz mü? Fatihciğim bunlar var ya, hazine hazine. Bak şimdi. Arkadaşlar bakın çok enteresan. Şimdi geldim. Şöyle alalım ki arkadaşlarımız tam anlasın. Bu üçüncü örnek, okey. Geldik. Şöyle baktık. 5, 10, 15, 20. Evet. Usta. Bu açıda falsosu atamıyorum ben. Falsosuzu anca şu açıda atabilirsiniz. Bakın. Çünkü toptaki birinci banttan sonraki ikinci banta geldiğindeki reaksiyon farklı arkadaşlar. Hepsinde değişiyor. Bana bunu kimse anlatmasın. Bir numaralı falso vuracağım. İki numaralı falso vuracağım. Onu ben de söylerim size. Sorun değil. Ama benim anlatmak vermek istediğim size topun şuradaki reaksiyonuyla uzun banttaki şuradaki reaksiyonu değişik. Ben falsosuzu burada kullanabilirim. Nasıl mı gösteriyorum size. Şimdi 20. İniş kaç? 2, 4, 6, %10'u. 26. Gördünüz mü? 26'yı görmüyor. O zaman ne yapmam lazım? Falsoyu değiştirmem gerekiyor. Doğru mu? Bakın örnek çürüdü. Ha, 26'yı atabilir misiniz? Atarsınız. Bak şöyle de atabilirsiniz. Eğer seri istemiyorsanız bakın. Gördünüz? Gitti. Falsosu çalışmıyor. Şimdi onu göstereceğim size. Falsosu şurada çalışır mı? Çalışır. Bakın. 5, 10, 15. 12 buldum. Evet. 12 bakın seyredin şimdi. Nasıl değişiyor iş? Gördünüz? Bu falsosuz kullanımı. Ama ben sadece nerede kullanıyorum biliyor musunuz? Ben bunlarda kullanıyorum arkadaşlar. Bunlarda kullanıyorum arkadaşlar. Bakın. Ki görün tam anlayın. Bakın. 25. 25'in %10'u 2,5. 2,5, 5, 7,5. Ne etti? 32,5. Bakın. 32,5 kabak gibi. Tam şurası. Bakın. Görüyor musunuz? %100. %100. Usta. Tamam. Bunlar da çalışıyor. Fatih burası enteresan. Bunlar da çalışıyor. Ya benim topum böyleyse ne yapacağız usta? Gördünüz? Bilardocuyu nasıl anlıyor? Böyle problem yok. Böyle kaldıysa ne yapacağız usta? Abi bunlar hep kendi birikimim, kendi tecrübelerim. İlk önce ben bunun yerini buldum mu? Şöyle yapayım da tam siz anlayın. Yani bunları çizeceğiz zaten Fatihciğim. Bakın şimdi. Bak top böyle değil. Bak topum böyle. Bakın şuradan 20'yi bulduk gördünüz mü? Ki kolay veriyorum arkadaşlar ki anlayın. Zannetmeyin yani usta hep 20'de veriyorsun. İsterseniz 40'ta da veririm problem değil. Ama sadece kolaylaştırmak için yapıyorum size. 20'yi buldunuz mu? Bulduk. Şimdi yeri de bulduk. 2, 4, 6. Ne etti? 26. 26'ya bakın şimdi. Fatih göstermek zorundayım. Tamam. Falsosuz 26'ya atıyorum. Bakın. Alakası yok değil mi? O zaman ne yapacağız? Ya... Top böyle kaldı. Ha ben ne yapıyorum? Fatih'e bunu göstereceğim size. 26'yı arkadaşlar. Ben bir numaralı falsoyla
O bir numaralı falsoyu da göstereceğim size. Bir numaralı falsoyu ile 3 puan fazlasını atıyorum. 26 ne etti? 29. Bakın. Bir numaralı falso. Aynı zamanda pozisyonlara da bakın ha. Yani usta atıyor da ulan bu usta ne yapıyor? Bak, bakın şimdi seyredin. Top böyle kaldı. Bu da böyle kaldı. Gene böyle pozisyon. Bakın kıt. Şimdi şöyle yapalım Fatih'ciğim. Değiştirelim. Arkadaşlar demesin. Şöyle 30 yapalım, tamam mı Fatih? Ben de böyle kalmış olayım. Tamam mı? Sayıda 30'un 35 mi? Ha 30. 30'un %10'u 33 mü kardeşim? Tamam. Şurası kaç? 36. 36. Ben ne yapıyordum abi? 3 puan fazla mı? Bakın. Seyredin abi. 1 numaralı falso. Çünkü bakın böyleyim. 1 numaralı falsoyla 39. Gördünüz? Bu falsoyla içten kullanımı. Yani topum içerideyse arkadaşlar. Çünkü geliyor bakın. Bakın bir örnek daha veriyorum size. Tamam mı? Demeyin usta bunaltma bizi. Abi bunaltmak zorundayım. Tam anlamanız lazım. Bakın gördünüz kritik. Alın pozisyon şöyle. Ben sayıya şimdi bakıyorum. Diyorum ki sayı 5, 10. Tam şöyle yapayım 10. Evet sayı 10'da. Ben de böyleyim. Burada da sayı 2'de diyelim. Ne etti? 12. Bakın. 3 numaralı, 1 numaralı falsoyla 15. 3 puan fazla. Bakın abi bakın. Gördünüz mü? Abi heyecanlanıyorum ya. Ne kadar kolaylaşıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Arkadaşlar şimdi falsosuzunu attım. Topum falsosuzda değil. Şöyle kaldığında da ne yapacağımızı anlattım. Bir dahaki sistemde, neden bir dahaki sistemde diyorum size biliyor musunuz? Çünkü videonun süreleriyle alakalı arkadaşlar. Yani ben sizi burada şimdi 50 dakika, 60 dakika sistemle anlatamam yani. Siz de sıkılırsınız. O zaman bir anlamı olmaz yani. Benim şu anda size vereceğim ne? Bir de bak asıl önemli olan bir de bunları anlatacağım. Top, bir dahaki sistemde de topumuz üstteyken ne yapmamız gerekiyor? Hangi falsoyu kullanmamız gerekiyor? Nasıl iniş yerimizi belirlememiz gerekiyor? Onları anlatacağım arkadaşlar. Şu anda size bu sistemle ilgili ne veriyorum biliyor musunuz? Vuruş tekniği ve falsosunu veriyoruz. Tamam Fatih'ciğim, öyle yapacağız. Fatih'ciğim veriyorum tamam mı? Falsoyu da vuruş tekniği de arkadaşlara rahatlıkla görsünler. Sen onu gösteririz. Görüyor musunuz arkadaşlar nerede? Yani tam 12 numaralı falsoyla diyeyim yani tam falsosuz bak. Nötr. Nötr vuruyoruz. Tamam mı? Topa da nasıl giriyoruz biliyor musunuz? Vurduğumuzda yani pozisyona göre kalınlık değişiyor mu? Kalınlık değişiyor. Zaten artık onu sizin kendiniz ayarlayacaksınız. Ha ben genellikle çeyrekle giriyorum. Ama bazen de çok ince girmek gerekiyor. Onu da tempoyla ayarlıyorum arkadaşlar. Ha. Onu da derseniz ki usta onları da anlat. O zaman ben size bir şey söyleyeyim. Sabaha kadar kalmam lazım burada. Yani siz benim şu anda ne demek istediğim ama şunu diyebilirsiniz. Topu yani çeyrek görüyoruz arkadaşlar. 2 numarayı. Tamam mı? Kendi topumuzun falsosuz atarken. Bakın. Falsosuz atarken çeyrek görüyoruz. Görüyor musunuz? Bak limaj yok fazla arkadaşlar. Bakın. Şöyle değil bakın. Bak böyle atamazsınız. Bak ıstaka şurada bekliyor. Burada bekliyor. Ve şuradan sürerek vuruyoruz. Bakın. Vuruşu bu. Bakın bu. Vuruş bu. Arkadaşlar kapanışa geldik tabii ki ama kapanıştan önce şeyi söylemek istiyorum ki tam netleşelim. Yani ben bu topa 3 puan fazlayla Murat Gökmen vuruyor arkadaşlar. Ben 1 numaralı falsoyu tercih ediyorum. Size o Fatih o 1 numaralı falsoyu gösterecek. Ben 3 puan fazla vuruyorum. Ama sen belki 5 vurursun.
Belki iki vurursun. Kendi vuruş tekniğine göre kendin belirleyeceksin arkadaşım. Güzel insanlar. İçiniz ben size bırakıyorum bu inisiyatifi. Niye biliyor musunuz? Bu sistem bana kimse bir şey söylemesin. Bu sistem tamamen sonuçta bütün süzgeçten geçtikten sonra kendi hissinizi ortaya koyacağınız sistem. Aslında bütün hepsi mi öyle usta? Evet, aslında bütün pozisyonlar öyle. En son kendi hissiniz girmesi lazım. Bak, insanlar burada takılıyor. Tamam, bir numaralı falsoyla vuruyorsun ama bir numaralı falsoyla verdiğindeki tempo, giriş, kalınlık, abi her şeyi değiştiriyor. Bunu da öyle kısa bir anekdot girmek istedim. Arkadaşlar, tekrar bir sistem ünitesinin sonuna geldik. Bundan sonraki sistem bundan daha önemli, göreceksiniz. Benim topum dışarıdayken ne vurulacak? İniş yerleri, sizi bir dahaki sistem ünitesine kadar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağlıcakla kalın, huzurla kalın. Bilardo'da daha önce hiç denenmemiş, hiçbir yerde bulamayacağınız yepyeni bir konseptle artık yayındayız. İstikamet, yetenek, armoni, psikoloji, sistem, teknik, bilardoya dair ne varsa tecrübeyle yoğrulmuş profesyonel bilardo oyuncularından yeni başlayanlara tavsiyeler eşliğinde yepyeni bir ufka yelken açtık. Bu yolculuğa hep birlikte beraber çıkıyoruz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilir ve çevrenize tavsiye edebilirsiniz.